Sevgili izleyenler, Pati programında ünlü dublaj ve tiyatro sanatçısı Toprak Sergen'le birlikteyiz. Yaşadığı semtte bizi ağırladı, sağ olsun. Bugün kendisiyle çok keyifli bir sohbet yapacağız. Ama başrolde hayvanlardan çok doğa ve İstanbul var gibi geliyor bana, değil mi? Evet, öyle olacak gibi. Şimdi açılışta Gemli'ye doğru denizi göreceksin sakın şaşırmadan sonra. İstanbul'da doğrudan doğruya şu boğazı gördüğün zaman sakın şaşırma diyelim. Ondan sonra da yola revan olalım, bakalım nerelere gidiyoruz. Nerelere götüreceksiniz bizi? Onu söylemek yok, izleyelim hep beraber. İzleyelim, peki o zaman. İzliyoruz. Toprak Bey, nerelere gidiyoruz? Burası benim gizli özel köşem. İstanbul'un içinde böyle bir yer var mı? Dur şimdi o mikrofon derdinden kurtaracağım seni. Şuralarda bir yerlerde. Gel istersen. Tamam. Göçümüz burada soluklansın. Değil mi? Aynen, biraz nefeslenelim. İstanbul'da olduğumuza eminiz değil mi? İstanbul'un evet. Hem de tam ortasındayız yani. Evet, şu anda Arnavutköy'deyiz. Arnavutköy üstünde duruyoruz. İstanbul'un içinde çok çok az kalan gerilerde böylesine bir yerde duruyoruz. Evet. Peki burası meditasyon alalım dediniz. Evet, aynen. Biraz anlatın isterseniz. Bu arada seyircilerimiz de bizi böyle oradan gizemli bir şekilde yürüyerek geldiğimizi gördü ama ne olduğunu anlatmak için biraz girizgah yapayım. Sevgili izleyenler, ünlü ses sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Toprak Sergen'le birlikteyiz Pati programında. Bugün doğanın içinden size seslenelim istedik. Programımız kedi ve köpekler üzerine, biliyorsunuz. Ama Toprak Sergen aynı zamanda bir hayvan sever ve doğa sever. Dolayısıyla da yapabileceğimiz en güzel röportajı burada yapacağımızı düşündük. İnsanlarla, hayvanlarla ve doğayla ilgili bir röportaj gerçekleştireceğiz kendisiyle. Benim nefesim de buraya kadarmış. Yürüttüm ben oralarda. Bir müddet beni konuşturma artık. Tamam, top bende o zaman. Peki. Şimdi hayvanseverlik aslında bence sadece kedi köpek severlik değil. Doğanın içindeki bütün hayvanların, bütün ekosistemin, sadece hayvanlar da değil, doğanın bütün unsurlarını sevmekle doğru orantılı bir şey bence. Benim rahmetli dedem Ziraat Fakültesi dekanıydı. O yüzden de adım Toprak bir yandan da. Aynı zamanda da işte Aşık Veysel'in Kara Toprak olayı. Doğduğumdan beri, çocukluğumdan beri hep doğanın içinde olmayı, insanlarla beraber olmaktan daha çok seviyorum. İnsanlar çünkü kendini gerçekten çok matah bir alt zannediyor. Doğaya büyük zarar veren aslında biziz.